Onu bulduğunda ne yapacaksın? Kimi? Bu büyük sırrı her neyse ailen içine kök salmış. Ve o sır açığa çıktığında ilk önce masumlar ölecek. Dur! Mahur Hanım! Onu bulmak için neyi göze alırsın? Ölmeyi. O kısmı zaten geçtik. Gözümün içine bakıp benim canımı alacak adam anasının karnından doğmadı. Senin bu olanlarla ne ilgin var? Senin bütün bu olanlarla hiçbir alakan yok değil mi? Beni kurtarmaya değer bulmadın. O minicik adam gördüm. Babam bazı hatalar yaptı. Olay günü orada mıydınız? Gördüğün adam Savaş Yıldırım mıydı? Öyle olsun istemedim ben. Bu kadar ileri gideceğini bilmiyordum, yemin ederim. Yavaşla biraz. Çek ayağını gazdan. Bahur'u öldürecek kadar ileri gideceğini bilmiyordum. Oğlum çeksene ayağını gazdan. Ozan, çek ayağını. Aziz Bey'in yüzüne bakamam. İlhan'ın da yüzüne bakamam. Biterim ben. Öldürürler beni, mahvolurum. Oğlum dursun. Yavaşla. Ozan! Beyefendi. Beyefendi iyi misiniz? Ambulans oldu beyefendi, oturun. Kalkmayın isterseniz. Oturun. Yanımda bir adam vardı. Açılın, açılın, hava alsın, açılın, hava alsın. Yanımda biri vardı. Ne? Yanımda biri vardı. Abi o sizden önce indi. Nereye gitti? Şu tarafa doğru koşturdu. Abi. Oh. Bırak! Açın, açın etrafını açın bak, çok da adam.
Ozan! Çık lan ortaya! Yolun sonuna geldin Ozan, çık ortaya! Lan çık ortaya! Mahur, açar mısın şu kapıyı? Mahur. Lütfen kapıyı aç. Mahur. Özür dilerim. Hadi kızım, aç şu kapıyı da konuşalım. Mahur, aç şunu yoksa kıracağım artık. Aç şunu. Lütfen. Ne var baba, ne oldu? Kızım. Mahur'um. Canımın içi. Bunu da yaptın yani sonunda, öyle mi? Ya bir anda nevrim döndü. Ama yani sen de öyle bir soru bana nasıl sorabilirsin? Hayal görüyorsun deseydin, yanılıyorsun deseydin, saçmalıyorsun deseydin. Ama sen vurmayı tercih ettin. Tamam. Yapamam gereken bir şey yaptım. Ama sen de çok ileri gittin, kabul et. Gitmedim baba. Sormam gereken bir soru vardı, onu sordum sadece. Yahu adam kaza yaptı. Anlattım sana. Sonra da cesedi bulunamadı. Bu kadar. Ozan çık ortaya! Gel buraya. Gel buraya. Yalartacağım seni. Yürü. Yürü. Bırak beni, dur. Yürü. Bırak. Bak. Ne oluyor lan orada? Ne bileyim. Savaş beni öldürür. Beyler yardım edin. Bırak adamı. Beyler sizlik bir şey yok. Hadi çekil. Bırak ulan adamı. Ben! Çekil lan, çekil. Elinde kalın lan şimdi. Çekil. Çekil. Topla. Lan bıraksana. Ozan! Taksi. Taksi. Taksi! Taksi! Ulan! Ulan! Alo. Maraşlı, neredesin? Gelip beni alır mısın? Az işim var. Ne işin var? Az işim var dedim. Ya tamam da benden daha önemli ne işin olabilir ki senin? Az işim var işte, geleceğim dedim. Siz neredesiniz ki? Evdeyim. Bayan, ben sana bir yere çıkma, beni bekledemedin mi? Evet dedin, ben de seni dinlemedim. Bana çocukmuşum gibi davranmaktan vazgeçer misin artık? Farkın var sanki. La havle ve la kuvvete ya. Mahur. Hayırdır, yolculuk nereye? Bu evden uzağa abi. Mümkünse çok uzağa. Konuşmak ister misin? Hayır. Bilmeni isterim ki kaçtığın şey her neyse, o da seninle gelecek. Kaçtığım bir şey yok benim. Kaçtığım bir şey var. Gözlerindeki korkuyu görebiliyorum. Seni kimin üzdüğünü abine anlatmayacak mısın? Babamla tartıştık. Tokat attı bana. Baban tokat attı. Şanslıymışsın. Beni alev alev yanan bir arabada bıraktığını düşünürsek çok da kötü sayılmaz. Abi her şeyle dalga geçmek zorunda mısın gerçekten? Dalga geçmiyorum ki. Trajik olanın altını çiziyorum. Her neyse. Geldim Aziz Bey. Mahur Hanım'ın yanındayım. İyi
İyi mi Mahmur? İyi, iyi. Siz hayırdır, bir sıkıntı mı yaşadınız? Biz bir tartışma yaşadık da. Ondan merak ettim. Sen merak etmeyin. İlgilenirim ben. Geldim şimdi. Sağ olasın Maraş'ta. Eyvallah. Sahillerde tek başınıza oturmadınız kaldı bayan. Ne olur başlama, hiç sırası değil. Annem gerçekten aşık mıydı o adama? Bir adam bir kadına şiir okuyorsa muhtemelen aşıktır. Sen de bana okudun. Hayır, yani okudum da aynı şey değil. Senin içinden öyle şeylerin gelmesi zor tabii, değil mi? Hep böyle şeyler mi dinliyorsun sen? Aşık Mahsuni topraktır. Maraşlı yani. Kahraman Maraş. Sana da Kahraman Maraşlı diyelim o zaman. Uzun gelir. Maraşlı'ydır. Hiç arkadaşın var mı? Var. Neredeler peki? Görüşüyor musun? Çoğu Edirne kapışa ettiğinde. Diğerleri de memleketinde. Hepsi mi öldü? Şehit oldular. Zor bir hayatın olmuş. Hangimizin artık ola ki bayan? O da doğru. Peki ailen? Onlar nerede? Bir anam vardır memlekette. Odur. Sorularımdan sıkılıyor musun? Evet. O zaman niye cevaplıyorsun? Kaba görünmemek için. İstiyorsan susabilirim. Susmak iyidir. Susunca herkes insan. Çok konuşunca bazıları hayvan oluyor. Nasıl yani? Dedikodu ediyor. Gıybet yapıyor. Maleyani yapıyor yani. Maleyani? Boş konuşma. Sizin geyik muhabbet dediniz. Yine inmiyoruz galiba. Ben hayatımda senin gibi cins birini görmedim, biliyor musun? Bakarsın bugün sever bu yürek. Yarın sevilir. Bakarsın. Yüreğimin özünde başka yarınlar var. İnebiliriz. Kemal. Nihayet geldin Mahfuz.
Nerede kaldın? Heyecandan elim ayağım titriyor. Açılışa çok az kaldı. Hemen gitmemiz lazım. Hadi gel. Tamam, hoş buldum. Ben de iyiyim. Sağ ol. Hadi bırak şimdi bunları ya. Acil diyorum. Ya resmen sanat kariyerimin en iyi işi bu diyebilirim sana. Diyorum ya sana yani. Elim ayağım titriyor. Onun için gel gel diye ısrar ettim. Bu adam kim? Korumam. Babamın işleri işte. Başıma bir iki şey geldi de o yüzden. Kusura bakma. Estağfurullah. Alo Savaş Bey. Sergi salonundalar. Tamam. Takip etmeye devam et. Enselerinde olduğumuzu bilsinler. Kendini göster. Tamam efendim. O adam da burada. Mağru Hanım'ın koruması. Anladım. Tamam, dediğim gibi devam et. Mahur, bugüne kadar yaptığım en anlamlı proje bu. Selçuk. Arkadaş bu az önce kimdi? Bilmem. Akşamki davet için Ketrin şirketinden geliyormuş. Ben her yerdeyim Maraşlı. Anlamadın hala. Gözüm her yerde. Kulağım her yerde. Mahkeme günü yaklaştı. Mahur'la bir konuş. Eğer ifadesini değiştirmezse sonuçları çok kötü olacak. Hepimiz için. Devamlı onun yanında olamazsın. Bir gün hata yapacaksın. Yetişemeyeceksin. Mağur kanlar içinde kucağımda kalacak. İkinizi hastane koridorlarında koştururken görür gibiyim. Çıkmamız gerekiyor. Niye? Ne oldu ki? Gitmemiz lazım. Tamam, biraz bekle, ayıp olur şimdi. Sen kayıpsın yine. Yatırımcılar gelmiş, onlarla buluşacağım. Şey, bayağı hevesli görünüyorlar. Çok iyi, tamam. Ben de geliyorum. Yok, yok. Gerek yok. Ben bir buluşayım önden. Niyetlerini ne kadar ciddi anlayayım. Bir yaramazlık yok değil mi? Yo, ne olacak ki? Maraşlı oralarda mı? Bilmiyorum. Niye sordun? Ya hoşlanmıyorum bir heriften. İlhan, bak o adama dikkat et. Onda bir şey var. Gözün açık olsun. Ben de haz etmiyorum. Boş ver şimdi onu. Biz işimize bakalım. İyi haberlerini bekliyorum Ozan. Tamam. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Savaş aradı. Tehdit etti. İfadesini geri alsın diyor. Etsin.
İfademi falan da geri almayacağım. Geçti artık, hapse girecek. Hayır, bitmedi şu adam, ben anlamıyorum. O benimle uğraşıyorsa ben de onunla uğraşacağım artık. Davete bu kıyafetle gelmeyeceksin, değil mi? Nesi varmış kıyafetimin? Dress code var. Neyi var? Kıyafet zorunluluğu. Erkekler siyah takım elbise giyecek. Siyah takımın var, değil mi? Var, var sanırım. Tamam. Tamam o halde. Ben sizi bıraktıktan sonra eve geçerim. Üstümü değiştirin, hem de bize ilişiyor. Tamam, geç kalmamız. 8:30 gibi orada olmamız lazım. Kalmam bayan. Tamamdır. Bayan yok. Mahur var. Peki Mahur Hanım. Hanım demene gerek yok. Mahur diyebilirsin. Mahur Hanım iyidir. Mahur. Çok güzel bir isim. Mahur'cum, hoş geldin. Hoş bulduk Nurhan abla. Babam içeride mi? Odasında. Tamam, sağ ol. Yani ben de gözünün içine baka baka sen mi öldürdün Ömer'i dedim. Kabul ediyorum. Saçma bir şey yaptım ama yaptım işte. Ne malum onu öldürdü? Malum değil. Ama ben sormak istedim. Duymak istedim. Davete gidecek zaman mı şimdi? Bu kızın yarın mahkemesi var baba. Ben söyledim ama... Kızının ne zaman laf dinlediği görülmüş Aziz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Mavra Hanım hazır mı? Çıkıyor birazdan. Aman gözünü dört aç. O herif oralarda olmaz. Ben de orada olacağım, merak etme. Takım elbiseler giyilmiş. Kravatlar takılmış. İşte tam fedai tarzım. Çok klasik bir sahne. İki farklı dünyanın insanı beraber bir davete giderler. Kız süslenir, püslenir, erkek smokinini falan giyer. O gece ilk defa birbirlerinden etkilenecekler ama önce Mahur'un merdivenlerden çıkması lazım. Kızın ayaklarını görürüz. Seyirci merak eder. Slow motion'a düşeriz. Ve işte bize doğru geliyor. Ve işte kızı görürüz. Acayip şık ve voilà. İşte o an. Gri mi o? Hani anlaşmıştık, siyah giyecektin. Selişim griyi çok seviyor. Yakışıklı babam derdi hep. Ben de gri giydim o yüzden. Siyah giyseydin daha iyiydi. Gri gayet iyidir. Değildir. İyidir. Bence gri gayet iyi. Dilerseniz ben gelmeyeyim Mavra Hanım. Yok artık, daha neler. Sensiz gidemeyeceğimi biliyorsun. O zaman uzatma. Ay Mahur, amma abarttın sanki sevgilin. Şimdilik değil. Ama ben bu geceden çok umutluyum.
Yani o adam tekrar ortaya çıkarsa, Maraşlı'da Mahur'un hayatını bir kez daha kurtarırsa... ...hafta sonuna yüzükleri takarız bence. He? Çıkalım mı, ne dersin? Lütfen. Sadık da sizinle gelsin. Hem arabayı da kullanır. Daha iyi olur Aziz Bey. Orada en ufak bir aksilik olursa derhal geri geliyorsunuz. Ben oradaki Mavrol'ma zarar vermez, merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Ben nasıl olmuşum? Bir şey demeyecek misin? Ben beğenmedim. Nasıl yani? Yani bu saç, bu makyaj doğal halin daha güzel. Sana soran da kabahat zaten. Niye sormasın bir daha? Ödük ya. Efendim? Yok bir şey. Sadık abi. Bir saniye. Sen fazla uzaklaşma Sadık kardeş. Merak etme. Efendim Aziz Bey. Geldik Aziz Bey, bir sıkıntı yok. Tamam. Dur bakayım, dur. Tamam. Biraz da gülümsersen harika olacak. Yok, tamam vazgeçtim. Sen gülümseme. Sen öyle her an birini dövecekmiş gibi bak, tamam mı? Sana daha çok yakışıyor. Neden burada tek takım elbiseli benim? Çünkü sana öyle demeseydim buraya mafya babası gibi gelecektin. 2 saat sabret. Aa, selam, ne haber? Mahur, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba. Merhabalar Mahur. Ben çok memnun oldum. Merhaba. Merhabalar. Efendim, ne alırsınız? Güzel papyon kardeş. Hoş geldin. Aa Kemal, ne haber? Nasılsın? Var mı heyecan? Ölüyorum yani. Şuraya düşüp bayılacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni biriyle tanıştıracağım. Kendisi bir iş insanı. Çok zengin. Acayip bir adam. Şu an benim sponsorum olmayı düşünüyor. Yurt dışında da bağlantıları var. Uzun süredir beni izlediğini ve işlerime de bayıldığını söyledi. Harikaymış. Hadi tanışalım. Hadi gel. Merhaba. Size bahsettiğim arkadaşım Mahur. Arkadaşınızın bu kadar güzel olduğundan bahsetmemiştiniz. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Sevgiliniz mi? Hayır, değil. Bu kadar güzel bir kadının yanında geziyorsunuz ama sevgilisi değilsiniz. Kendisi Mahur Hanım'ın koruması. Ha, öyle mi? Başınız belada mı? Hayır, çok ciddi bir şey değil. Kendini korkutucu sanan bir palyaço sadece. Çok ciddiye almıyorum. Savaş ben. Siz de Mr. Bond olmalısınız. Güzel takım. Kün. Celal Kün. Kemal Bey, bir bakar mısınız? Tabii. Siz devam edin. Ben diğer davetlilere merhaba deyip geleceğim, tamam mı? Tamam canım. Ne işin var senin burada? Yarın mahkememiz var. Seni son bir kez görmek istedim. Belki fikrini değiştirebilirim. Fikrimi değiştirmeyeceğim. Söylediğin hiçbir şeyin asla astarı yok. Her şey yalan dolan. Ama yine de sen bu gecenin tadını çıkar bence. Çünkü yarın bu saatlerde hapishanede çürüyor olacaksın. Sen nerede olacaksın acaba? Boğazın derinliklerinde mi? Yoksa ıssız bir arazide toprağın altında mı? Biraz sağa çıkmak ister misin kardeş? Bir teklifi mi var? 5 dakika veriyorum sana. 5 dakika içinde çıkmazsan şayet herkes için ağzını burnunu dağıtacağım. Bu da Mahur Hanım'ın hoşuna gitmiyor. Gitmezsen ne olur? Gırtlağını keserim burada senin. Gözümün içine bakıp benim canımı alacak adam anasının karnından doğmadı. Derin teşekkür ederim sana burada.
Kemal geliyor. Muhabbet koyulaşmış. Evet, biz Savaş Bey'i çok sevdik. Ne oldu? İçkinizi tazeletmemi ister misiniz? Yok, hayır, sorun değil. Kemal Bey sizden bahsetti. Eğer yardımcı olabileceğim bir şey olursa bu benim kartım. Önünüzde uzun bir kariyer görüyorum. Tabii doğru seçimleri yaparsanız. Merak etmeyin. En doğru seçimi yapacağım. Tekrar görüşelim. Görüşeceğiz. Hoşçakalın Mr. Bond. Hem zengin hem yakışıklı. Şöyle birini bulamadın. Ya ne demezsin. Allah'tan kartını verdi. Kemal Bey, başlayalım mı? Tabii. İzninizle. Gidelim bayan. Gidelim. Sevgili davetliler. Öncelikle beni bu anlamlı gecede yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Malum, çağımızın en büyük sorunlarından biri de göç olgusu. Bundan 2 yıl önce haberlerde denk geldiğim bir görüntüyü uzun süre hafızamdan silemedim. Binlerce mülteci sınır kapılarında silahlı polislerin zulmüne uğruyordu. Hem de bunu yapan medeni Avrupa ülkeleriydi. Üşenmedim. Yanlarına gittim. Tam 1 ay onlarla yaşadım. İzleyeceğiniz görüntülerin birçoğunu bizzat kendim çektim. Aralarında gerçek görüntüler de vardır tabii. Umarım beğenirsiniz demek istemiyorum. Ama umarım etkilenirsiniz. Kızım. Anne. Merhaba. Daha önce senin için birçok kayıt yaptım. Ama bu başka. Bunu sana özel olarak ulaştıracağım. Kimsenin görmesini istemiyorum. Olur mu? Kızım. Yavrum, maalesef bilmen gereken şeyler var. Ben yakında öleceğim. Belki baş başa konuşma fırsatımız olmayacak seninle. Mahvur gitmemiz lazım buradan. Şimdi sakin ol. Beni dinle. Tamam mı? Ve bu videoyu hiç kimse görmesin. Hiç kimseyle paylaşmamı istemiyorum. Tamam mı yavrum? Baban. Babam bazı hatalar yaptı. Ben de. Maalesef büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun yavrum. Ama sana her şeyi anlatacağım. Gidelim hadi buradan. Mahur Hanım. Değerli misafirler. Mahur Hanım. Ufak bir teknik aksaklık oldu. Mahur Hanım, sakin ol. Dur! Mahur Hanım. Mahur. Dur! Mahur. Dur! Mahur Hanım. Dur! Mahur Hanım.
Sakin. O görüntüler bende yok. Nereden bulmuş o görüntüleri? O görüntüler bende yok. Yavrum. Sakin ol, bir gözünü seveyim. Sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Annem her şeyi anlatmış. Annem her şeyi anlatmış. Sakin ol. Ne olur yardım et. Delirmek üzereyim. Bak bana, bak bana. Her şey zamanla yoluna girecek. Tamam mı? Güven bana. Sana da bir şey söyleme. Kimseye güvenemeyiz. Sadık kardeş. Sen taksiyle gidersin. Ben Mağaranı eve bırakırım. Tamam. Haydi. Hadi Mağaranı. Kimi? Kızını az daha öldüren adamı. Daha doğrusu az daha öldüren adamı tutanın. Düşünmedim. Onu bulmak için neyi göze alırsın? Her şeyi. Ölmeyi. Kısmı zaten geçtik. Vallahi Necati söylediğinde haklı çıkabilir. Ne konuda? Mahur'la Maraşlı sabah akşam beraberler. Mahur'un gönlü her an kayabilir. Saçmalama. Mahur'un o adamla işi olmaz. Adam yakışıklı hayatım. Yani böyle giderse Mahur'u kaptırabiliriz. Mahur'un o adamla işi olmaz. Ben kızımı tanırım. Sen şimdi Mahur'u Maraşlı'ya kaptırmaktan mı korkuyorsun? Yoksa Maraşlı'yı Mahur'a kaptırmaktan mı? Ben ondan pek emin değilim. Sen ne diyorsun be? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Nasıl ithamlar bunlar? Sinirlendiğine göre haklıyım. Eğer babam bunları duyarsa seni gerçekten mahveder. Ama Maraşlı'dan hoşlanan sensin. Babam beni niye mahvediyor ki? Terbiyesiz. Ayrıca seni yargıladığımı da sanma sakın. Nihayetinde sizin odanızın da cenaze evinden bir farkı yok. Hala genç, güzel bir kadınsın. Bu söylediklerinin hesabını vereceksin. Tamam, beni bu evde istemiyor olabilirsiniz. Ama ben bu iftiraların hiçbirini hak etmedim. Söylediğim her şey doğru. En az senin bu evde istenmediğin kadar doğru. İnanamıyorum. Bütün bu başıma gelenlere inanamıyorum. Sor. Anlıyorum seni. Ne diyecekti acaba annem o videoda? Ne anlatacaktı bana? En azından bir şeyin kesinliğinden eminiz. Neymiş? Baban sana yalan söylüyor. Belki diğerleri de. Belki de hepsi. Buna inanıyorum. Ama sonra inanmak istemiyorum. Ve inanmamak için bulduğum o küçücük umuda bütün kalbimle sarılıyorum. Niye böyle oluyor? Normal. Çok beklenmezse. Seriş vurulduğunda onu 10 ayrı doktora götürdüm. 9'u umut yok dedi. Düzelmez. Ama bir tanesi 1000'de 1 de olsa bir umut var dedi. O ihtimal var ya, benim içimi umutla doldurdu. Kesin düzelir gözüyle bakıyordu. İşin kötüsü ne biliyor musun?
Ne? Halen öyle bakıyorum. Umut çok acayip bir şey. İnsanı kendine hapis kılıyor. Benim bu gece bütün umutlarım tekrardan tükendi. Belki annem beni kimin öldürmek istediğini bile biliyor. Belki babam başka birisi. Babam Ömer mi acaba? Ayrıca savaşın bütün bu olanlarla ne alakası var? Bu adam ben onu gördüm diye öldürmek istemiyor muydu beni? Nereden çıktı şimdi bu? Nereden buldu bu videoyu? Ama bu sorunun cevabı basit. Neymiş? Ailenden biri verdi ona. Niye versin ki? Yarın mahkeme var. Elini güçlendirmesi lazım. Yarın mahkemede asla kararımı değiştirmeyeceğim. Asla. Mahur. Ve seni asla bırakmayacağım. Ne kararı verirsen ver yanındayım. Tamam mı? Tamam, bazen kavga ediyoruz. Anlaşamıyoruz. Ama ben senin yanındayım. Bunu unutma. Neden peki? Senin bu olanlarla ne ilgin var? Maraşlı, sen de benden bir şey gizlemiyorsun değil mi? Senin bütün bu olanlarla hiçbir alakan yok değil mi? Beni sen buldun mu? Beni sakın bırakma, olur mu? Sen istemediğin sürece seni bırakmam. Tamam mı? Haydi kalkalım artık. Kimseye de bir şey söylemek yok. Tamam mı? Tamam. Güzel. Hadi. Firuze. İyi misin? Evet, yok bir şey. Ağlıyorsun. Kimse beni bu evde istemiyor Aziz. Ne yaptıysam olmadı, istemiyorlar. Ne oldu yine, biri bir şey mi dedi? Hayır, ben birine bir şey mi yaptım? Bir terbiyesizliğim falan mı oldu? Ben ne yaptım seni sevmekten başka Aziz? Ya şunu doğru düzgün anlat, çıldırtma insanı. Mahur'un bir şey dedi. Hayır ya, boş ver, ne olur unutalım. Lütfen anlatır mısın? Benim karımı üzmeye hiç kimsenin hakkı yok. Necati mi? Kimse seni bu evde istemiyor dedi. Şişt, bak bana. Sen ne dedin Firuze sana? Bazı çirkin yakıştırmalarda bulundum sanırım. Ağlıyor kadın içeride. İstemiyor seni bu evde demişsin. O en hafifiydi. Diğerlerini anlatmadım. Bana bak. Burası benim evim. Ben çalıştım. Ben kazandım. Ben aldım. Bu da benim karım. Demek sen çalıştın. Sen kazandın. Evet, ben kazandım. Sen sabahtan akşama kadar zift denesin diye çalışmadım ben ömür boyu. Anladın beni? Doğru.
o kadını yesin diye çalıştın ha baba? Ya da ilan şirketi batırsın diye çalıştın. Sahi baba sen niye çalıştın? Necati senin ben... Baba görmüyor musun sarhoş? Aziz lütfen benim yüzümden olay çıksın istemiyorum. Gerekirse giderim bu evden. Çok ucuz biliyorum. Daha iyisini bulmalısın. Gerçekten giderim. Hatta şimdi giderim. Firuzan sen de otur oturduğun yerde. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Necati senden özür dileyecek. Bu mesele de burada kapanacak. Bir dakika. Ben tam olarak ne için özür dileyeceğim baba? Cici annemizi sevmediğim için. Hayır efendim. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sen benim karıma saygı göstermek zorundasın. Doğru. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Hatta evladı bile olsa. Hatta evladı diri diri yanıyorken bile kurtarmak zorunda değil mesela. Abi başlama yine ya. Başlayacağım. Yine başlayacağım. Yüzüme baktın baba. O anı gördüm. Beni kurtarmaya değer bulmadı. O minicik anı gördüm. En kötüsü de ne biliyor musun? Olmadı öyle bir şey. Başını koyduğunda düşünmeni istiyorum. O zaman bulacaksın ve ne demek istediğimi anlayacaksın. Sevgili Cici annemiz, bizim kutsal meleğimiz. Lütfen bu sarhoş ve sefil ruhu bağışla. Sen yeryüzündeki kadınlar içinde en temiz ve saf olansın. Her ne kadar milyarder bir adamı kafalamayı başarmış olsan benim için bir meleksin. Lütfen bağışla beni. Sen gerçek bir zavallısın. İlhan al götür şunu odasına. Kapısını da kilitle. Gözüm görmesin bu serseriyi. Hayatım, ne olursun sen ciddiye alma şu Necati. Bak yalvarıyorum sana. Nasıl ciddiye almayayım? Neler söyledi duymadın? Sen de haklısın ama Elif sarhoş. Ne dediğini farkında değil ki. Ya takmış şu arabadaki yangın meselesine. Niye öyle diyor? Doğru değil, değil mi? Ya imkan var mı böyle bir şey? Tabii ki doğru değil. Ya Necati oldum bittim zayıf bir çocuktu. Bir de üstüne bu alkol mahvetti onu. O kendi zayıflığının hırsını çıkarıyor bizden. Onun derdi senle değil ki. Kendiyle. İyi geceler. Zeliş'i öp benim için. Olur. İyi geceler. Mahur.
Nasılsın? Bir aksilik yok değil mi? Yok. Ne olacak ki? Ne bileyim, yarın duruşma var diye o adam tekrar aramadı değil mi? Aramadı. İyi oldun, emin misin? Gözlerin kısalmış. Yorgunluktandır. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Sana bir sır vereyim mi? Lütfen. Bence cinsel yolla bulaşan en tehlikeli hastalık akrabalık. Sağ ol ya. Çok içimi rahatlattın. Ayrıca beni bir hastalık olarak görmen de gerçekten çok hoş. Ama sen akrabam değilsin. Kardeşimsin. Niye öyle söyledin o zaman? Bilirsin. Ben genelde konuşmaya girerken çarpıcı açılışları severim. Şuradan bir odun alıp kafama vursaydın ya o zaman. Pek benim tarzım değil. Anlat bakalım, ne heyecana sıkıldı? Hiç. Ya ne anlatayım abi, her şey ortada işte. 27 senedir bilfiil abinim. Canının en az 5 ayrı şekilde sıkıldığını biliyorum. Mesela işinde bir aksilik çıktıysa can sıkıntın daha çok böyle yorgunluk gibi görünüyor. Ama bir erkek arkadaş meselesi ise işte o zaman böyle sanki dişin arasına bir şey girmiş de bir türlü kürdan bulamamış gibi oluyorsun. Yani o lanet şey orada ama ne yaparsan yap bir türlü çıkmıyor. Zihnin bir yerinde seni meşgul ettiğini anlıyorum. Ya saçmalama abi ya. O yüzden anlat hadi. Annemi özledim. Çok özledim hem de. Özlediğin annemiz değil ki. Çocukluğumuz. Kendi saflığımızı özlüyoruz. Sen de özlüyor musun yani? Bir şeyleri özlemeyi uzun zaman önce bıraktım. Bu kadar umutsuz olmandan hoşlanmıyorum abi. Ben de romantizmden. Yine de iyi ki varsın. Sen de. O adama bir şey mi yaptın? Öldürdün mü onu?
yaşamalı. Burada muhteşem geyikleri arayacağız. Geyikler Antarktika ve Avustralya dışındaki kıtalarda oldukça yaygın olarak bulunmaktadır. Alo? Bayan, hayırdır bu saatte? Uyuyamıyorum artık bu evde. İlaç al. Mantıklı. Ama ben sohbet etmeyi tercih ederim. Olur. Zeliş nasıl? İyidir. Uyuyor içeride. Peki Zeliş annesini hiç özlemiyor mu? Özlüyor tabii. Üzemez mi? Üzülüyor. Arada bir geliyor ama değil mi annesi ziyarete? Gelir. Lakin boşandıktan sonra başka memlekete taşındı. Özel olmayacaksa niye boşandınız peki? Benim yüzümden. Ben zor biriyim. Neyin zor? Yani askerlik falan işte. Zor meslek. Tamam da onu sormuyorum. Senin neyin zor? Kıskanç mıydın mesela? O çalışmayı çok severdi kendisi. Hı. Sen de evinin bir kadını olsun istiyordun. Zeliş doğduktan sonra evet. Yuh. Hangi yüzyılda yaşıyorsun ki sen? Aşık mıydınız peki? Severdim. Ama ikisi farklı şey. Bence aşk bir kadına ya da bir erkeğe harcanamayacak kadar özel bir duygu. İlahi aşka mı inanıyorsun yani? Bayan, aşk zaten ilahidir. Başka türü yoktur ki. İnsana ait değildir yani. Bana saçma geldi mesela. Gelmesin. Nasıl oluyor da her konuda seninle farklı düşünebiliyoruz acaba? Farklı karakterleriz tabii, normaldir. Belki de. Ama insanlardan sakladığın başka bir yüzün daha var sanki. Nasıl yani, iki yüzlü müyüm ya ben? Hayır canım, onu demek istemedim. Yani başka bir derinliğin daha var sanki. Yok. Ben neysem oyum. Onu anladık. Sesini duymak iyi geldi ama. İyi geceler bayan. Tamam. İyi geceler. Gazeteci falan yok değil mi etrafta? Yok baba, merak etme, hallettim ben. Nasılsınız bugün? Güneşin tadını çıkart. Uzun bir süre göremeyeceksin. Güneş özleyeceğim bir şey değil. Ben karanlıkta yaşamak durumundayım. Evet, isabet olmuş. Davalı Savaş Yıldırım, davacı Mahur Türel.
Doğru bildiğin neyse onu yap. Yaz kızım. Soruşturma evrakı incelendi. Şüpheli Savaş Yıldırım'ın 11 Ocak 2021 tarihinde Savcı Ali Güven Öz Yılmaz'ı kasten öldürdüğü tanıkların ifadesi kapsamında iddia edilmiştir. Gerek tanık Mahur Türel'in ifadeleri, gerek şüpheli Savaş Yıldırım'ın bağlantılı olduğu diğer suç ve ceza dosyaları dikkate alındığında açılan kamu davasına tanık ifadelerinin dinlenilmesiyle devam edilmektedir. Sanık vekiline soruldu. Efendim, müvekkilim suçlamaları kesinlikle reddetmektedir. Olay günü orada olmadığı gibi olay ekipleri olay yerinde bir cesete ulaşamamış, hiçbir delil bulunamamıştır. Davanın düşmesini talep ediyorum. Sayın Hakim, olayların görgü tanığını kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Adınız? Mahur Türel. Size sorulan sorular hakkında doğru cevap vereceğinize, hiçbir şey saklamayacağınıza, namusunuz, şerefiniz, değer verdiğiniz, kutsal saydığınız değerler üstüne yemin eder misiniz? Soracağınız sorular hakkında gerçeğe uygun cevap vereceğimi, hiçbir şey saklamayacağıma, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerler üstüne yemin ederim. Olay günü orada mıydınız? Evet, oradaydım. Bir savcının öldürüldüğünü görmüşsünüz, doğru mu? Doğru Hakim Bey. Kızım, şimdi söyle bana. Gördüğün adam Savaş Yıldırım mıydı? Dostu, eski ortağı Ömer'in nasıl öldüğünü sorabilirsin mesela. Annen hayatta olsaydı ona sorardım. Ne işin var senin burada? Yarın mahkememiz var. Seni son bir kez görmek istedim. Belki fikrini değiştirebilirim. Maalesef büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun yavrum. Hayır Hakim Bey. Bu adam değildi. Ne diyor bu kız baba? Bilmiyorum oğlum. Mahur. Sessizlik. Emin misin kızım? Eminim Hakim Bey. Bu adam değildi. Yerinize geçebilirsiniz. Gereği düşünüldü. Her ne kadar sanık hakkında suçu tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan cezalandırılması için mahkememize dava açılmış ise de müsne suçun sanık tarafından gerçekleştirildiğine dair yeterli delil olmadığından sanık Savaş Yıldırım'ın CMK 223 Taksim 2 maddesi gereğince beraatine karar verildi. Mahur. Mahur nereye?
İlhan! Bırak. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor Maraş'ta? Bilmiyorum Aziz Bey. Nasıl bilmiyorsun ya? Biz sana bunun için para vermiyor muyuz? Ben Mahur Hanım'ı korumak için buradayım. Aklını okumak için değil. Allah Allah. İlhan, sakin. Hayır, madem böyle yapacaktı, niye günlerdir bizi gerdi anlamadım ki. Ne olursa olsun, sonunda doğru olanı yaptı. Biz de bu heriften kurtulmuş olduk. Yerinde olsam hiç öyle düşünmezdim baba. Aziz Bey, Maraşlı fedai. İlhan da değil mi? Ne istiyorsun lan? Bir şey istemiyorum çünkü istediğimi aldım. Mahur Hanım doğru yaptı, bana özgürlüğümü verdi. Bunun benim için ne anlam ifade ettiğini sizlere anlatamam. Kendisi nerede? İçeride biraz solgun görünüyordu. Ne duru bir güzelliği var değil mi? Ne anlatıyorsun burada sen? Böylelikle bu mesele kapandığına göre bir daha kızımın yanına yaklaşmayacaksın. Anladın mı beni? Gayet iyi anladım. Pek anlamış gibi görünmüyorsun. Yok, gerçekten anladım. Mahkeme stresi yüzünden böyle görünüyorum. Sağlığım gereği hep kapalı alanlarda kalmam gerekiyor ama açık havada kendimi hep daha iyi hissediyorum. İnsanoğluna sahip olamadığı güzellikler hep daha cazip geliyor işte. Kızınıza benim adıma teşekkür edin lütfen. Görüşmek üzere. Olmayacak öyle bir şey. Baba, ben sana diyeyim. Bu adam yine başımıza bela olacak. Kızım, iyi misin? İyiyim. Hadi gidelim artık buradan. Hadi gidelim çocuklar. Sen hiç üzme canını. Sonunda doğru olanı yaptın. Bu heriften kurtulmuş olduk. Nereye böyle acele acele? Biliyorsun İlhanların mahkemesi var. Onlar dönmeden oraya yetişmem lazım. Mavra'nın başımıza açtığı dertler bitmiyor ki. Eminim o da böyle olsun istemezdi. Ay madem istemiyor, adamı yakalamak için o kadar uğraşmasaydı o zaman. Aldı manyağın birini evin içine soktu, başımızdan dert eksilmiyor. Bu yeni bir durum değil ki. Türel ailesinin her gün bir sorunu var zaten. Yok, bu sefer farklı. Korumalar, kaçırmalar, tehditler. Herkes birden kafayı yedi. Ya Aziz amca, Maraşlı'ya biraz fazla mı yüz veriyor dersin? Ay sorma. Sanki sonradan ortaya çıkmış oğlu gibi davranıyor. O da kendi oğlundan daha çok konuşuyor onunla. Bu kadar ne konuşuyorlarmış ki? Bilmiyorum. Neden bilmiyorsun? Sen o evde yaşamıyor musun? Beni Firuzan'la karıştırma. Kapı dinleme işi onun görevi. Benim seni başkasıyla karıştırmam mümkün mü? Daha ne kadar sürdüreceğiz bunu? Neyi? İşte böyle gizli buluşmalar. Ben halimden memnunum. Ben çok sıkıldım. Artık İlhan'a tahammül edemiyorum. Bak hayatım, şirket de İlhan da şu an çok zor bir durumda. Biraz daha zaman tanıman lazım, tamam mı? Çok az kaldı. Sen de eğer o içinde yaşasaydın anlardın neler hissettiğimi. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Ne haber Ozan? İyidir, oteldeyim. Otelde mi? Ozan Bey çapkınlık peşinde galiba. Günahımı alırsın. Hani sen adamlarla buluşacaktın? Adamları bekliyorum. Tekrar buluşma ayarladım.
Süper. Mahkeme bitti. Ben de geleyim. Yok, gerek yok. Ben onlarla bir görüşeyim, sana haber veririm. Ben bugün işe gelemeyeceğimi söylemek için aradım zaten. Tamam, tamam. Şu işi halledelim yeter. Bu arada mahkeme ne oldu? Tutukladılar mı herifi? Olduğu yok. Mahur ifadesini geri çekti. Savaş beraat etti yani. Sen ciddi misin? Mahur ifadesini geri çekti. Aynen öyle. Neden yapsın ki böyle bir şey? Ne bileyim abi. Klasik mahur şımarıklı işte. Dikkatler onun üzerinde olsun diye herhalde. Sabah sabah hepimizi deli etti. Savaş beraat ettiğine göre bu mesele kapandı o zaman. Adamın meseleyi kapatmış gibi bir hali yoktu ama şimdilik öyle görünüyor. Tamam. Görüşürüz o zaman, ben sana haber veririm. İlhan, hadi oğlum. Geldim baba. Ne diyor Ozan? Mahkemeyi merak etmiş. Bir otel lafı ettin. Müşterilerle görüşüyor. Bana bak, boşlanıyor değil mi çocuk şirket? Yok baba, ne alakası var? Müşterilerle görüşüyor işte. Hadi gidelim. Baba, ben stüdyoya geçeceğim. Çalışacağım mı bugün? Yok, kısa bir işim var. Sen bilirsin. Dört taş gözüm. Bir şey söylemeyecek misin? Ne gibi? İfademi neden geri aldığımı sormayacak mısın? Hayır. Doğru, sen neden aldığımı zaten biliyorsun, değil mi? Tahmin ediyorum. Ve tahminlerin hep doğru çıkıyor. Genellikle. Az önce bir katilin elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasına izin verdiğine inanamıyordum. Durdurur musun arabayı? Hava alacağım. Savaş elini kolunu sallayarak dışarıda gezen ne ilk katil ne de son katil. Bu konuyu kafasına takmayın. Hani ne karar verirsen vereyim yanımda olacaktın? Böyle mi olacaksın yanımda? Ben size doğru bildiğinizi yapın dedim. Düşmanla işbirliği yapın demedim. Hem siz istiyorsunuz ki ben sizin vicdanınızı rahatlatayım bayan. Ben sizi korumak da görevliyim. Vicdan Allah'la aranızda. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece beni anlamanı bekledim. Kimse beni anlamasa da senin beni anlamanı bekledim. Benim sizi anlamam niye bu kadar önemli peki? Çünkü şu anda güvenebileceğim tek insan sensin. Senin dışında bana doğruları söyleyen kimse yok. Annemin dediğini duymadın mı? Büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun dedi bana. Ne demek oluyor bu? Sana diyorum. Dinliyorum. Bu kadar mı yani? Bakın, bunu niye yaptığınızı anlıyorum. Ama doğru yapmadığınızı söylüyorum. Eğer geçmişe dair bir meseleyi çözmek istiyorsanız konuşmanız gereken kişi Savaş değil. Aziz Bey. Anlatsa anlatırdı zaten. Görmüyor musun? O da beni bu meselenin içinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Doğru olanı yapıyor. Belli ki meseleyi deştikçe altından pislik çıkacak. Ya sen bana kendin demedin mi senin ailenden seni birisi öldürmeye çalışıyor diye? Belki annem o kişinin kim olduğunu biliyor. Belki benim düşmanım annemin de düşmanıydı. Orada bana anlatmak istediği bir şeyler vardı Maraş'ta ve ben bunları öğrenmek istiyorum. Zaten ölürken yanında olamadım. Belki bu meseleyi anlarsam biraz da olsa huzur bulmasını sağlarım. Mahur Hanım, hızlı koşmak için düşmanın atına binen sensin. Kimseyi suçlama. Bir şey soracağım, nasıl yapabiliyorsun sen bunu? Neyi nasıl yapabiliyorum? Dünyanın
en duygusal, en anlayışlı adamı gibi davranıp sonra birden nasıl böyle olabiliyorsun? Pardon, unutmuşum. Sen bana fikir vermek için değil, beni korumak için yanındasın, değil mi? Hadi gidelim. Ben hiç anlamadım bu anlattıklarınızı. Özellikle de Mahur'un yaptıklarını. Hiç aklım almıyor. Ben çok şaşırmadım. Kardeşimin büyüdükçe bana benzediğini düşünüyorum. Ne yönden? Kafası hep güzel gibi. Abi şimdi hiç sırası değil gerçekten. Bari şu durumda yapma ya. Bir şey yaptığım yok. Kapandı gitti işte mesele. Hepimiz bunu istemiyor muyduk zaten? Orası öyle. Ben Maraşlı'yı çağırdım. Bir de ona soralım. E mesele kapandı gitti diye seviniyordun. Niye şimdi çağırdın Maraşlı'yı? Bence onun işine son vermek lazım baba. Mahur ifadesini geri çekti, dosya kapandı. Tamamen katılıyorum. Bakalım. Ben kızım bilirim. Senin kızınsa benim de kardeşim. Benim de. Öyleyse ikinizin de gayet iyi bilmeniz lazım ki Mahur hiçbir kararından bu kadar çabuk dönmez. Kız kardeşiniz olacak o inatçı keçiyi tanımıyor musunuz? Biliyorum baba, o yüzden söylüyorum zaten. Mahur hiçbir şey o ifadeyi vermekten vazgeçiremezdi. Hiçbir şey diyorum bak. Vazgeçtiğine göre demek ki kendi isteği. Ben bu savaş meselesinden çok sıkıldım artık. Burada mısın? Siz evdeseniz eve geçeyim, mezer iş göreyim. Tamam, ben çıkarsam haber veririm sana. Maraşlı. Buyur Sadık kardeş. Aziz Bey gelince bir uğrasın dedi. Mahur. Kızım. Yorgunum, sonra konuşalım mı? Bu neydi şimdi? Biraz yalnız kalsın bence. Necati haklı. Bu meseleyi de daha fazla kurcalamayalım baba. Bir şeyi kurcaladığımız yok yahu. Meseleyi anlamaya çalışıyorum. Sadece Mahur değil, bütün ailemizi tehdit etti bu herif, hatırlatırım. Baba, senin bizden sakladığın bir şeyler mi var? Şüphelendiğin bir şey mi var? Saçmalama. O zaman niye çağırıyorsun Maraşlı'yı? Kov gitsin. Gel Maraşlı, gel. Selamünaleyküm. Beni çağırmışsınız. Çağırdım. Çıkışta bu mahkeme meselesini konuşamadık seninle. Tamam. Dava kapandı. Biz bu heriften kurtulduk. Ama yine de benim içime sinmeyen bir şeyler var. Ahur'un böyle birdenbire dönmesini kafamda bir türlü oturtamıyorum. Kendimi ikna edemedim. Belki sen beni ikna edersin dedim. Aziz Bey, benim de sizinle bir şey konuşmam lazım. Lakin daha müsait bir yerde. O ne demek şimdi? Bizim gizlimiz saklımız yok. Anlat burada. Konu sizi alakadar etmiyor. Aziz Bey ilgilendiriyor. Ya sen hele bir anlat da bu kadarına da biz karar verelim. Tamam gel, benim odamda konuşalım. Yok artık baba. İlhan, oğlum. Tamam, uzatmayın. Ne haliniz varsa görün. Ben şirkete geçiyorum zaten. İlhan, bir şey soracağım. Dişat nerede? Ne bileyim ben, odasındadır. Yok, odasında yok. Bütün gün evde de görmedim. Dışarı çıkmıştır herhalde. Çıkmıştır, haber vermedi. Bence onunla biraz daha ilgilenmelisin İlhan. Ne demek istiyorsun Firuze? Bir şey demek istemiyorum. Ben sadece sizin mutlu olmanızı istiyorum. Biz mutluyuz, rahat ol sen. Seni dinliyorum Maraşlı. Bu savaş meselesi bitti mi? Ne diyorsun? Bence bitmedi. Bu herifin başka hesapları var. Ne gibi? Müsaade var mı bilgisayar için? Tabii. Nedir bu?
Dün akşamki sergiden görüntüler. Bir şey mi oldu? İzleyin. Şimdi sakin ol. Beni dinle. Tamam mı? Ve bu videoyu hiç kimse görmesin. Hiç kimseyle paylaşmanı istemiyorum. Tamam mı yavrum? Baban... Babam bazı hatalar yaptı. Ben de... Maalesef... Büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun yavrum. Araştı nedir bu? Onu da bilmiyorum. Fakat eski karınızın bir takım sırları varmış. Benim karımın sakladığı sırları yok. Olsa ben bilirdim. Devam var mı bunun? Maalesef. Yok. Zaten bu oyunu savaş organize etmiş. Mağaranın tutuldu haliyle. Bu görüntülerin devamı var mı? Annem ne diyordu diye. Aziz Bey, bu savaş bir şeyler biliyor. Mahur da onunla pazarlığa oturdu diyorsun. Bilmiyorum ama olabilir. Mahur Hanım annesine karşı çok hassas. Evetir. Bu görüntüleri şimdilik benden başka kimse bilmez. Sen kimseyle bir şey konuşma. Nasıl isterseniz. Yeni bir şey öğrenecek olursan da önce benim haberim olsun. Bak Maraşlı, ben bu aileyi bugünlere kolay getirmedim. İt gibi çalıştım. Çok gemiler yaktım. Ama hileye, hurdaya hiç bulaşmadım. Bir gün olsun çocuklarımın kursağından haram lokma geçirtmedim ben. Karım ne anlatacaktı bilmiyorum. Savaş ne biliyor, onu da bilmiyorum. Onun için benim hakkımda yanlış bir şey düşünmeni istemem. Sen dürüst bir adamsın. Ben de senin kadar dürüstüm. Eyvallah. Bu aralar fazla dışarı çıktım galiba. Daha dikkatli olmalısınız Savaş Bey. Rahatsızlığınızı biliyorsunuz. Bilmez miyim? Babamın genlerinden gelen hatıra. Eğer yaralarınız mikrop kaparsa tedavi için daha ağır ilaçlar kullanmanız gerekir. O ilaçların da yan etkisi malum. Bugün için size teşekkür ediyorum. İyi günler Savaş Bey. Mahkeme meselesi bittiğine göre Maraşlı'dan kurtulmanın vakti geldi sanırım. Maraşlı sıradan biri değil. Kendi ajandası var. Bir şeylerin peşinde. Ne diyorsun? Olabilir. Maraşlı'dan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Kafanızda ne var? Mahur. Nasıl yani? Benden hoşlanıyor galiba. Yoksa niye ifadesini değiştirsin ki? Şey, Savaş Bey, kızı tehdit ettik ya. Hayır, onunla alakası yok. Anlarım ben. Hoşlandı benden. Arıyor da. Efendim Mahur Hanım, size nasıl yardımcı olabilirim? İstediğini yaptım. Şimdi sıra sende, görüntüleri istiyorum. Tabii. Anlaşmamız neyse sonuna kadar sadık kalacağım. Sözüme güven. Sana mı güvenecekmişim? Güldürme beni. Halbuki gülmek size ne kadar yakışıyor. Hediyemi aldınız mı? Ne hediyesi? Hayırdır kardeş? Mahur Türel'e getirmiştim. Kimden geldi? Bilmiyorum abi. Kartı adım da yazmamış. Ver bakayım. Ne oluyor? Mahur Türel. Evet benim. Çiçekler sizin içindi ama. Tamam teşekkür ederim. Ne var canım? Çiçeğin içine bomba yerleştirecek halleri yok herhalde. Ben öyle bombalar gördüm ki bir bilseniz. Sen niye buradasın, gitmiyor muydun? Babanız içeride, o yüzden buradayım, gidiyorum şimdi. Tamam güle güle.
Attığınız adım yeni bir birlikteliğin başlangıcı olacak, biliyorum. Ne demek oluyor şimdi bu? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sabah biraz gergindiniz. Hoşumuza gider diye düşündüm. Ben seninle görüntüler için anlaştım. Sen bana saçma sapan notlu bir çiçek mi gönderiyorsun? Lütfen sakin olun. Tabii ki görüntüleri de alacaksınız. Ben sadece samimiyetimizin yeni bir boyut kazanmış olmasını kutlamak istedim. Ben sadece görüntüleri istiyorum. Anladın mı beni? O görüntüleri bana vereceksin. Tamam, vereceğim. Bugün kaç gibi uygun olursunuz? Öğleden sonra 4 diyelim mi? Tamam. Diyelim, nerede buluşacağız? Adres biraz karışık. Ben şimdi sizin telefonunuza konum atıyorum. Nevzat. Buyurun komutanım. Bizim Behçet'in kulübe ne durumda? Hazırlarız komutanım. Ne zaman lazım? İyi. Bir iki saat oradayım. Bir de misafirimiz var. Tamamdır komutanım. Ben hemen geçiyorum oraya. Taç oğlum. Buyurun komutanım. Alo Nevzat. Şimdi ne işin varsa bırakıyorsun. Sana bir taksi plakası yolluyorum. Onu bulmamız lazım, tamam? Ne haber Ozan? İyidir, oteldeyim. Otelde mi? Taksiciyi buldum. Ozan'a Grand Tom Otel diye bir yere bırakmış. Selamünaleyküm kardeş. Buyurun beyefendi. Ben Ozan Şanber'e bakmıştım. Kaç numarada kalıyor acaba? Niçin aramıştınız? Kendisine bir paket getirdim. İlhan Türel yolladı beni. Söylerseniz anlayacaktır. Bir saniye izninizle. Ozan Bey merhabalar. Size İlhan Türel'den bir paket getirdiğini söyleyen beyefendi var ama... Anladım. 16. kat 1602 nolu oda. Eyvallah. İsmin ne senin kardeş? Okan abi. Okan kardeş. Sende bu kapıyı açan zımbırtlardan var mı? Var abi. Peki bana verecek misin? Güzel. Bu arada sen bir şey görmedin değil mi kardeş? Görmedim abi. Güzel. Kolay gelsin. Ben de seni arayacaktım aslında. Bak anlaşabiliriz. Bilmediğin çok şey var. Ben Mahur'a asla zarar vermem. Onun kılına bile zarar gelsin istemem. Mecbur kaldım anlasana. Savaş yüzünden. Beni de tehdit etti gerçekten. Ozan ben sana neden kardeş demiyorum biliyor musun? Elden kardeş olur. Hemşerden kardeş olur. 7 yabancıdan bile kardeş olur. Ama hainden olmaz.
Sen üstüne başına bir şey giy hele. Çıkıyoruz. Ya Maraşlı, bir cevap ver. Nereye götürüyorsun beni? Çok konuşuyorsun. Konuştukça benim güvenimi kaybediyorsun, haberin olsun. Zırıldama da yürü hadi. Beni istemişsin. Kapat kapıyı, kapat. Sadık, biz nerede hata yaptık? Anlamadım Aziz Bey. Ne oldu? Seyret. Babam... Babam bazı hatalar yaptı. Maalesef... büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun yavrum. Ne bu şimdi? Ne demek istiyor Sedef Hanım? Ne bileyim Sadık. Belli ki bir şeyler biliyor. Devamı var mı? Yok. O Savaş, dün Mahur'un gittiği sergide ekrana yansıtmış bu görüntüleri. Savaş mı? O herif bu yüzden mi Mahur Hanım'ın kafasını karıştırıp duruyor? Sedef Hanım ne biliyor ki? Ne bileyim Sadık, ne bileyim. Sen Sedef'e bir şeyler anlatmış mıydın? Ne anlatacağım ki? Ömer'i ben gömdüm mü diyeceğim. Hem bu herif nereden bulmuş bu görüntüleri? Ne bileyim Sadık, ne bileyim. Bu herif birdenbire peyda oldu, girdi hayatımıza. Yani çıldırmak işten değil. Ne istiyor lan bu herif benim ailemden? Bu görüntülerin devamı varsa biteriz Aziz Bey, mahvoluruz. Dur Sadık, dur. Sakin ol. Sen çeneni kapa, gözünü kulağını aç, bekle. Ben çözeceğim. Peki. Şimdi beni yalnız bırak. Aziz Bey merhaba. Ben de sizi arayacaktım. Mahkeme telaşından sizlere tam manasıyla teşekkür edemedim. Ne istiyorsun lan sen benden? Niye ailemin peşindesin benim? Tesadüf diyelim. Benim hayatıma siz girdiniz. Daha doğrusu kızınız girdi. Önce hayatıma, sonra kalbime. Saçma sapan konuşma lan. Kızımın adını ağzına almayacaksın bundan sonra. Böyle söylemeyin. Alışsanız iyi olur. Senin düşmanın benim artık. Ben, Aziz Türel. Ne derdin varsa benimle göreceksin. Çözelim bakalım. Buyurun, sizi dinliyorum Aziz Bey. Aziz Bey. Sesinizi alamıyorum. Tünele mi girdiniz? Nereden buldun o görüntüleri? Hangi görüntüleri? Bırak lan dalga geçmeyi. Karımın görüntülerini nereden buldun? Şu mesele. Sanırım olayın ciddiyetinin farkına yeni yeni vardık. Görüntülerin devamı daha da güzel. Bir bilseniz neler anlatmış karınız. Eski karınız. Sanırım sizden bir şeyler sakladı. Sadece sizden değil, bütün aileden. Ama önemli olan ne biliyor musunuz benim için? Tüm bunların başından beri karşımda dürüst adamı oynayan Aziz Türel'in aslında nasıl bir sahtekar olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki. O görüntüleri sana kim verdi? Ne önemi var? Gözünüzün önündeki şeyi bunca zaman görememeniz benim suçum değil. Bu görüntülerin hepsini istiyorum. Bütün kopyaları. İstersiniz tabii. Hatta kızınızın izlemesini de istemezsiniz. Ama bu işler alışveriş işleri Aziz Bey. Ne verdiğinize bağlı. Yine beni polise ihbar edecekseniz bu iyi bir alışveriş olmaz. Geçtik oraları. Önceki tecrübelerime dayanarak... Size pek güvenemiyorum açıkçası. Beni ikna etmeniz gerekecek. Nasıl olacak o iş?
Aç gözünü de aç. Maraş'tı. Bak. Nevzat, şu kağıdı ver hele. Ne bu? Seninle aramda temiz bir sayfa açmak istiyorum Ozan. Yaz bakayım oraya. 34SD806. Yaz. Hiçbir şey mi çıkmadı peki? Telefon numarası, bir irtibat. Küçük bir kağıt parçası. Bir plaka var üstünde. Sanırım Mehmet İnci'nin arabasının plakası. Sana bir takım sorular soracağım. Sen de güzelce cevaplayacaksın. Anlaştık. Sonra ne olacak? Öldürecek misin beni? Ulan ölmekten bu kadar korkuyordun da ne bu herifle iş yaptın? Ha? Söyledim ya, tehdit etti beni. Sen de gidip Mahrum'un yerini söyledin öyle mi? Ulan herif öldürüyordu bütün aileyi be. Cayır cayır yakacaktı insanları. Ha pardon, bu senin planın zaten. Herkesi öldürecektin, şirketin başına geçecektin, öyle mi? Plana bak. Şimdi diyorsun ki beni tehdit etti. Savaş'ın nasıl bir manyak olduğunu bilmiyorsun. Bak Maraşlı o herif çok tehlikeli. Karşını almak istemezsin. Duyuyor musun kardeş ne diyor? Karşını ne diyor? Almak istemezsin diyor. Sen benim nasıl bir manyak olduğumu biliyor musun? Ozan, bende bir takım sorular var. Sende de bir takım cevaplar. Şimdi bunları güzelce al gülüm ver gülüm edeceğiz. Şayet söylemek istemezsen ben bilmiyorum derse bu konunun sonu başka şekilde bitecek. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi anlat bakalım. Ne zamandan beri savaşta çalışıyorsun? Aziz Bey'in haberi olacak mı bu konuşmadan? Adam hala rahatını düşünüyor ya. Sen hele bir anlat da düşünür sonrasını. Konuş. Her şey o savcı cinayetiyle başladı. Fotoğrafları bulmak istiyordu o. Sende olan fotoğrafları. Savcı niye öldürmek istedi peki Savaş? Bilmem. O manyak kimi neden öldürmek istesin ben nereden bileyim ki? Ben biliyorum. Zamanında bir terör saldırısı oldu. Savcı onu araştırıyordu. Savaş da onu o yüzden öldürmek istedi. De. Senin bu işle ilgili ne? Ne saldırısı ya? Ya ben hiçbir şey bilmiyorum, yemin ederim. Mahur adamın fotoğraflarını çekince o da gelip beni buldu. İçeriden bilgi sızdırmam için. Tehdit etti beni. Ozan, bu durum çok hassas. Şimdi sorduğum soruları doğru cevap ver. Vermezsen, verdiğini hissetmezsen kafana su yerine benzin dökeceğim. Anladın mı beni? Maraşlı, yemin ederim ben doğruyu söylüyorum. Neden inanmıyorsun bana? Çünkü sen dalavericisin oğlum. Anladın mı? Kıl kuyruksun. Ya ben çocukluğumdan beri o ailenin içindeyim. Hatta biz Mahur'la eski sevgiliyiz. Sakın oraya gireyim deme. Sakın. Şimdi anlat bakalım. Bu işte ilginiz ne? Bu saldırıyla ilginiz ne? Senin ve Savaş'ın. Hangi saldırı ya? Ha, işte bakalım. Ha. Bu saldırı. Savcı bu saldırıyı araştırıyordu. Siz de işbirliği yapıp adamı öldürdünüz. Şimdi söyle. Bu işle ilginiz ne? O saldırıyı siz mi düzenlediniz? Sen delirdin mi? Benim terör saldırısıyla falan ne işim olur? Hiçbir bilgim yok. Hem neden soruyorsun ki bana bunları?
konunun derinine inmek istiyorum. Savaş kuyruğu uzun belli ama senin bu işle alakan ne? Ya ben havayolu şirketinin genel müdürüyüm. Benim terör saldırısıyla falan işim olmaz. Dök benzini. Dur. Maraşlı tamam. Ya dur. Benim Dişat'la ilişkim var. Savaş bunu öğrenmiş. Fotoğraflarımızı çekti. Onunla tehdit ediyordu beni. Ulan. Görüyor musun komutanım? Dur Nevzat dur. Ne istiyorsunuz benden? Bir daha beni rahatsız ederseniz polise giderim, anladınız mı? Biz de işlerin o boyuta gelmemesi için uğraşıyoruz zaten. Benimle ne ilgisi var bunun, anlamadım. Bize yardımcı olabileceğinizi düşünüyoruz. Türellerle yakınsınız sonuçta. Mahur Türel'in de eski sevgilisiymişsin. Bundan size ne? Şöyle ki, Türel ailesinde bize ait bazı fotoğraflar var. Bizde de size ait bazı fotoğraflar var. Bize yardımcı olursanız değiş tokuş yapabiliriz. Ne fotoğrafı ya? Saçmalıyorsunuz. Otur lütfen. Daha konuşacağımız çok şey var. Sen hakikaten kansız bir arkadaşmışsın ya. Bana bak lan bana bak. Bak bana. Bir daha Mahur'un yanına yaklaşmak yok, bu bir. O defter kapandı. Anladın mı beni? İki, savaşta ne duyarsan duy, gelip bana anlatacaksın. Bunu anladın mı? Üç. Ulan şerefsiz, bana bak bana. Asıl sen oğlum demiş. İlhan sana kardeşin demiş, gitmişsin onun karısıyla. Dişat'la da bir daha birlikte olmuyorsun. Anladın mı beni? Anladın mı beni? Tamam. Tamam söz. Bırak böyle kalsın. Ozan aradığım kişi değil. Kendisi bir hain, orası kesin. Ama Zelişme bunu yapanlara bir ilgisi yok. Artık bundan eminim. Türeller sandığımdan da karanlık işlerin içerisindeler. Ve bu karanlık Mahur'u yutmak üzere. Bu yüzden Mahur'un yanında olmam önemli. Çünkü aradığım kişi o karanlığın içinde. Aziz'in bu büyük sırrı her neyse, ailen içine kök salmış, büyümüş, mahkum etmiş onları. Ama birisi o sırrı ortaya çıkarmak istiyor. Ve o sır açığa çıktığında ilk önce masumlar ölecek. Şu çok belli Maraş'ta. Derine indikçe daha büyük pislikler çıkacak. Sabah suladım ben onları Firuzan Hanım. İnşallah musluk suyuyla sulamadın Nurhan. Kireçlidir onlar. Bunlar daha tazecik. Sen ne yapıyorsun Necati? İzliyorum. Neyi izliyorsun? İşin mutfağını. Ayağa bile kalkamıyorsun değil mi? Hem de bu saatte. Yazık, o kadar konuştu baban seninle. Ne kadar konuştu babam benimle? Cici anneciğim, ben neden anlatamıyorum derdimi kimseye? Konuşarak çözemeyiz biz meselelerimizi. Nasıl çözeceğiz peki Necati? Susarak. Aile boyu susarak.
ömür boyu susarak. Hadi hep beraber susalım. Bir, iki, üç, tıp. Mahur nerede? Ya ben bir şey mi kaçırdım? Evet. İlhamımı kaçırdın babacığım. Tam yeni bir şiire girmek üzereydim. Necati, ne diyorsun? Hiç anlamıyorum ki ben seni. Görmedik Aziz Bey. Bir şey mi oldu hayatım? Yok. Olmadı bir şey. Mahur. Allah'ım yarabbim. Hadi be kızım. Allah kahretsin. Buyurun Aziz Bey. Mahur sen de mi Maraşlı? Yok, evden dedi en son çıkmayacağım dedi. Çıkmayacağım dedi ama çıkmış gitmiş işte. Hiçbir yerde yok. Nasıl yok? Ne bileyim ben, yok işte. Telefon ediyorum, telefona da cevap vermiyor. Sen çabuk buraya gel. Tamam, tamam geliyorum, geliyorum. Sadık. Buyurun Aziz Bey. Mahur nerede? Az önce çıktı. Nereye çıktı? Ya nasıl izin verirsiniz? Neden benim haberim yok? Vallahi Aziz Bey mesele kapandı nasılsa diye düşünemedim. Ya daha bu sabah ne konuştuk biz seninle Sadık? Allah kahretsin. Ne yapmak istiyor bu adam? Mahur Hanım. Yoldayım, geliyorum. Ne güzel. Sizi kimse takip etmiyor değil mi? Hayır, kimseye haber vermedim. Sizi bekliyorum. Ne yapalım? Hiçbir şey. Maraşlı'nın ayağımıza gelmesini bekleyeceğiz. Bugün bu meseleden tamamen kurtuluyoruz. Biraz da eğlenerek. Aziz Bey, bugün sesimi duymadan yapamıyorsunuz. Dostluğumuz gitgide pekişiyor. Kes lan tatavayı. Kızımı bu işe bulaştırmayacaktın. Bu işi aramızda çözecektik. Öyle olacak zaten. Ama takdir edersiniz ki samimiyetinizi test etmem gerekiyordu. Hatırlarsanız bir kere benim başımı büyük belaya soktunuz. Unutamıyorum. Kızımı kılına dokunursan, onun kılına zarar verirsen... Sakin olun lütfen. Böyle bir şey olmayacak. Neden ona zarar vereyim ki? Benim hayatımı kurtardı, unuttunuz mu? Artık meselemiz Mahur değil. Tek pazarlık konumuz var, Maraş'ta. Tamam. Söyle ne istiyorsun? Mahur benim yanıma geliyor. Uskumruköy'de bir tuğla fabrikasındayım. Fakat yalnız geliyor. Halbuki ben buraya Maraşlı ile gelmesini istiyorum. Maraşlı'yı ben arayamam anlar. Sizden onu arayıp buraya yönlendirmenizi rica edeceğim. Adamın gözünün içine baka baka onu tuzağa yollamamı mı istiyorsun? Artık orası sizin bileceğiniz iş. Maraş'ta sizin için ne kadar önemli ki? Ne oldu Aziz Bey? Mahur yok. O herifle buluşmaya gitti. Aradım aradım açmadı demek ki o yüzden. Ben şimdi konuştum. 100 kere arayınca açmak zorunda kaldı. Uskumruköy mevkiindeki eski tuğla fabrikasına gidiyorlar. Peşlerine düşelim polisi yoldan ararız. Hayır hayır Aziz Bey. Polise falan gerek yok. Şimdi giderseniz daha da kışkırtırsınız bunu. Ben bulurum onu merak etmeyin. Olmaz öyle şey. Tek başına gidemezsin ben de geliyorum. Aziz Bey geçen sefer hatırlayın. Cayır cayır yakıyordu adam sizi. Ben bulurum merak etmeyin. Hem belli ki Mahur'a zararı vermeyecek zaten. Hesabı başka bu herif. Tamam. Ama dikkatli ol. Mahur'u sağ salim getir. Gerisinin önemi yok. Güvenin bana.
Son tecrübelerimden sonra size pek güvenemiyorum. Beni ikna etmeniz gerekecek. Nasıl olacak o iş? Mesela? Şu Maraşlı'yı bana verin. Maraşlı mı? Evet. Samimiyetinizin bir hediyesi olarak düşünün bunu. Maraşlı'yı bana verin Aziz Bey. Tamam. Ne istiyorsun benden? İşaretimi bekleyin. İşareti aldığınızda da gerekeni yapın. Ne oldu hayatım? Niye gelmiş bu adam yine? Yok bir şey. Önemli bir şey yok. Sen de Uran'a söyle bana içecek bir şey hazırlasın. Bu saatte. Ne var saatte? Biraz erken değil mi hayatım? Necati gibi bu da. Mahur Hanım. Geldim ben. Neredesin? Sizi görüyorum. Şimdi arkadaşlar sizi buraya getirecekler. Mahur Hanım, Savaş Bey sizi yukarıda bekliyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Ya, mekanım kusuruna bakmayın. Biliyorsunuz biz kötü adamlarız. Gizli kapaklı işlerimizi ulu orta yerlerde halledemiyoruz. Çiçeklerimi beğendiniz mi? Görüntüler nerede? Önce size bir şeyler ikram edeyim. Buyurun. Benimle oyun oynamayı bırak. İstediğin her şeyi yaptım. Daha ne bekliyorsun benden? Arkadaşlığınızı, dostluğunuzu desem çok mu ileri gitmiş olurum? Seninle arkadaş olacak halim yok herhalde. Neden? Alelade bir koruma ile yakınlık kurabiliyorsunuz. Buyurun. Ne diyorsun sen ya? Kiminle yakınlık kuruyormuşum ben? Yapmayın lütfen böyle. Adam kaç defa hayatınızı kurtardı. Bu ilgi boşuna mı? Babanızın ona yazdığı çekler yüzünden mi sizin yanınızda olduğunu düşünüyorsunuz? Hayır. Bence o da sizi seviyor. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Herkes senin gibi çıkarları için yaşamıyor bu hayatta. O kadar yanılıyorsunuz ki. Bu hayatta herkes kendi çıkarları için yaşar. Siz bile. Buraya seninle sohbet etmeye gelmedim. Görüntüleri ver. İstediğiniz her şey bunun içinde. Ama bunun için sizden son bir şey isteyeceğim. Buyurun. Bakın şöyle gelin. Gelin lütfen korkmayın. Buyurun lütfen korkmayın. Buradan her yer görünüyor. Herhalde patronun eski odasıydı burası, terk edilmeden önce. Yani bizim Suat adamı pencereden atmadan önce. Neyse. Bakın. Şu kapıyı görüyor musunuz? Birazdan o kapıdan bir araç girecek. Tahminlerime göre Maraşlı'nın aracı. Maraşlı'nın aracı mı? Evet. Sizi önemsiyor. Hem o kendi çıkarları için değil, sadece iyilik için savaşan bir kahraman değil mi Mavra? Bakın şuradaki adamları görüyor musunuz? Saklanmışlar ama buradan bakınca görünüyor. Maraşlı'yı bekliyorlar. Onu öldürmek için saklandılar. Maraşlı'nın ne alakası var bu görüntülerle? Sadece biraz eğlence. Sen gerçekten manyaksın.
Eğer o görüntüleri istiyorsanız bu oyun oynanacak. Bakın. Bak kahramanımız da geldi. Hiç pusuya düştün mü? Yedi kez. Hepsinden de kurtuldum. Gözüm açıktır. Nasıl anlarsın pusuyu? Sesinden. Korkunun ve kalleşliğin sesi yoktur. Sessizdirler. Korkmuyor muydun? Bir tanecik canım var. O da Allah'a emanet. Korkacak bir şey yok. Ucunda ölüm olsa bile mi? Hayat bu. Zaten ucunda ölüm var. Maraşlı'nın bu konuyla hiçbir alakası yok. Bırak gitsin. İstediğin her şeyi yaptım. İfademi geri çektim. Daha ne istiyorsun benden? Bir tercih yapmanızı. Görüntüler sizin için ne kadar önemli bilmek istiyorum. Ne tercihi? Bu telefonun hızlı aramasında bir numara kayıtlı. Eğer o numarayı ararsan aşağıdaki çocuklar Maraşlı'ya dokunmayacaklar. Ama böylelikle görüntülerden de vazgeçmiş oluyorsunuz. Görüntüleri alıp giderseniz Maraşlı delik deşik olacak. Bu kadar basit. Sen gerçekten ruh hastasısın. Böyle düşünmene üzülüyorum. Söyle bakalım. Görüntüleri istiyor musun hala? İstiyor musunuz görüntüleri? Maraşlı'yı seçiyorsun. Maraşlı!